Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Radyoloji nedir? Bununla başlarsak daha sonra diğer sorularımızı soralım. Şimdi az önceki girişte bir vurgu yaptınız. Onu biraz düzeltelim. Hani tedavi değil de daha çok tanı. Teşhis anlamında. Anlamında belirtirsek daha iyi olur. Şimdi tıpta biliyorsunuz gelişmeler daha çok tanı, yani biz hastalıkları tanıyarak tıpı geliştirdik. Daha önce belki insanlar birçok hastalığı modern tıp öncesi yerel isimlerle isimlendiriyorlardı ama bunların sayısı da çok sınırlıydı. Evet. Fakat daha sonra tıpta hastalıkların hem belki de küresel ölçekte hem bölgesel ölçekte hem de ulusal ölçekte tanımlanması, bunların teşhisi ve bilgi içeriklerini konusunda çalışmalar yapmak gibi gelişmeler oldu. Tabi bu aynı zamanda da tedaviye de yol gösterici oldu bir şekilde. Şimdi bu tanım konusunda en büyük gelişme biliyorsunuz radyoloji alanında oldu. İşte radyolojiye de diğer alt başlıklar eşlik etti. Kan tahlilleri, diğer fizik muayene bulguları, çeşitli serum tahlilleri şeklinde, idrar tahlilleri şeklinde bir takım şeyler eşlik etti. Ama radyolojideki tabii gelişme tıptaki en göz kamaştırıcı da diyebiliriz. Bu hem gerek tomografi, daha doğrusu ilk önce ultrasonografi, sonra tomografi, sonra da MR dediğimiz bir tanı yöntemi tıpın elini çok güçlendirdi ve tanı kabiliyetini çok geliştirdi. Evet. Şimdi zaten biliyoruz ki işte MR buluşu da daha sonra Nobel'le ödüllendirilen bir buluş oldu. Bu tanıların bize katkısı birbirine benzeyen hastalıkları da ayırt etmemizi sağladı. Mesela birçok hastalığın belki dıştan görünüşü çok benzer olabilir. Mesela diyelim ki sarılığınız vardır ama bu sarılığı 100 çeşit hastalık yapar. Belki de daha fazla hastalık bunu yapabilir. Bu hastalıkları birbirinden ayırt etmemiz için çoğu kez insanın iç organlarını incelememiz gerekiyor. Karaciğerini incelememiz gerekiyor, dalağı incelememiz gerekiyor ve diğer bir takım kemik iliğini incelememiz gerekiyor gibi alanlar gerekiyor. Bunlara en büyük katkıyı kapalı alanlardaki en büyük katkı radyoloji yaptı. Yani radyoloji daha önce biliyorsunuz yine vardı ama çok şey düzeyde vardı. Bir film çekiliyordu. Evet. Röntgen filmi. Röntgen filmi kaba bir fikir veriyordu. Ama şimdiki geldiğimiz teknik o organı santim santim, milim milim kesitsel şeklinde tarayabiliyoruz. Olası en ufacık bir kaynak bize hastalığın tanısında ipucu verebiliyor ya da katkı sunabiliyor. Bu anlamda bu kesitsel görüntüleme doğal olarak bizi radyolojik ve tıpta da geliştirdi. Şimdi böyle olunca demek ki şunu söylemeliyiz. Tıptaki gelişme, tanıdaki gelişmeyle baş başa giden bir şey. Bu tanıya da en büyük katkıyı koyan radyoloji oldu. Radyoloji dediğin gibi yani tıpın günümüzdeki dış ve iç gözü. Yani daha doğrusu özellikle iç gözü. Yani doktorun bir hastaya içten bakabilme yeteneğini belki dijital ortamda geliştiren bir olanak. Bu açıdan şey diyebiliriz. Yani radyoloji tıptaki en büyük günümüzdeki olanak alanlarından birisi. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.